Herkese selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Mutfağı, dipli bucaklı, her yeri süpürüp sileceğim. Tavanları görebilirsiniz belki. Tavan, bu tarafını biraz sildim dün. Şu tarafı biraz daha kötü. Bizim genelde kışın buranın kaloriferi yanmıyor. Kullanmıyoruz yani. Ben burada yemek yapmaya girdiğim zaman açıyorum. Zaten doğalgaz çok pahalı olduğu için de her yeri yakmıyoruz. Salon yanmaz. O aradaki kalorifer yanmıyor. Bir de buradaki kalorifer bazen yanmıyor. O yüzden burası hep böyle nemleniyor. Nemlendiği için kuruyamıyor. Kuruyamayınca da küf oluyor. Şu tarafı sildim. Bu taraf kaldı. Bir de şu taraf biraz böyle var. Her sene ben burayı siliyorum. Bu sene elim olmadı. Çünkü sınav falan vardı. Sınavı atlattık şimdi. Bu mutfağın dolaplarını bayağı yemek yaptım falan. Hep yağlandı. Şu diğer bu kısım. Ne denir oraya? Duvar olan. Orayı falan silmiştim daha öncesinde. Sonra dedim ki bunu ben bir video olarak çekeyim. Her yeri toplayacağız. Şu rafı düzelteceğiz falan. Babaannem aldığını koymuş, aldığını koymuş. Genelde bulaşıklar babaannem yerleştirir. Neyse. Böyle beraber temizlik yapalım dedim. Şimdi ben bir merdiveni getireyim. Tavana ulaşmak için su falan doldurayım. Birlikte temizleyelim. Şu şekilde tavanı göstereyim. Bu kısmı ben dün silmiştim. Buralar artık şey olmuş. Duvarın boyası çıkmış. Renginden dolayı öyle görünüyor yani. Ama normalde sildim orayı. Ama şu tarafa bakın. Bayağı kötü yani şuralar. Oralar hep silinecek dipte olduğu için. Beni çok zor bir şeyler bekliyor. Neyse burayı halledelim. Sonra şu dolapların içleri yerleşecek. Oradaki çaydanlıkların içleri ozonlanacak falan. Her şeyi toplayacağım. Yani tavanı göstereyim şimdi dedim. O zaman şimdi merdiveni getireyim. Tavanı silelim beraber. Şöyle göstereyim tavanı da. Sildim. Bayağı güzel oldu yani. Üst dolaplar kaldı sadece. Evet. Bugünlük videomuzu burada bırakıyoruz. Tavanların hepsini sildim ben. Bitti. Pırıl pırıl oldu. Dolapları silecektim ama o yetişmeyecek büyük ihtimalle. Şimdi yemek yiyeceğiz. Herkesin karnı acıktı. Benim de karnım acıktı. Yemeğimizi yiyelim. Sonra yengem bire gideceğiz. Bu videoyu yarın devam edeceğim. Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün simit yapacağız beraber. Susamları ben kavurdum. Şimdi de videomu yüklüyorum. Videomu yüklenmesi var. O yüklensin. Birlikte simit zaten yapmak kolay. Birlikte simit yapacağız. Aleyna kaç gündür benden istiyordum. Sonrasında yengemgile gideceğim. Simidi de beraber yapmak istedim. Kolay bir şey olduğu için siz de yapabilirsiniz yani. Evet. Öncelikle şu susamımızı bir kavuralım. Bunu bir açayım, katayım, kavurayım. Şimdi susamımızın hepsini dökelim. Zaten az.
Bunu bir kısık ateşte kavuracağız. Şu şekilde kavruluyor. Evet, şimdi beraber yapacağız. Tarifi vereyim. Tarifte 1,5 su bardağı süt var. Benim de şu kadar sütüm var. Bunun üzerine artık su ekleyeceğim. Ilık olacak bu. Önce bunun üzerine bir suyla dolduruyorum. 1,5 bardağı olacak şekilde. Bir de 1 çay bardağı ılık su. Onu da ılıtacağız böyle. Altını açtım. Şöyle göstereyim. Öncelikle unu ölçeceğim. Unumuz da şöyle bir kapta. 5 su bardağı un. Tamam. Buraya şimdilik 3 su bardağı un kattım ama ılık sütümüzü katalım. Sonra üzerine biraz sıvı yağ. Benim simitlerim biraz tuhaf oldu ama en içinde düzgün olanı şu sanırım. Bir de şu. Hele şu falan bayağı kötü oldu. Şimdi bunu fırına veriyorum. Simitleri çok yaparken çekemedim. Hatta şöyle flaşımı da açayım. Nasıl güzel oldu ama. Ay niye sert bu kadar? İçini çekmediği için mi acaba? Ya da üzerine pekmez sürmediğim için mi? Böyle oldu. Aşırı sıcak. Yerinden kalkmıyor. Şöyle olmuş. Ay. Aleyna ile beraber bugün Aleyna'nın kontrolü var. Dizinde varis vardı. Geçen sene gitmiştik. Ya da ondan önceki sene gitmiştik işte. Geçen seneymiş. Ha, sınavdan önce galiba. Evet. O zaman gitmiştik. Şimdi de onun kontrolüne gideceğiz. Bir de Aleyna'nın cilt yağı randevusu var. Onun kontrolüne gideceğiz. Şu an saat 8. Dolmuş bekliyoruz. Gelmesini. Aleyna'ya da saçını yataktan hop kalkmış. Dedim ki çok yataktan kalktığım belli hemen. Düzeltti. Bir ceviz ver de yiyeyim. Biraz. Muhtar açsın ya. Açım, kasaba kahvaltı yapmadım. Ana. İyi ki demin ha. Ay hava soğukmuş, soğuk, bayağı soğuk. Güzel. Ben soğuk, cebime üzüm koydum. Bir süre ceketi giymedik. Ay geliyor. Evet, biz dolmuştan indik. Şimdi hastaneye doğru yürüyoruz. Aynen öyle böyle bir dolmuş, o kadar kalabalıktı ki. Ama yine oturup geldik yani. Şöyle bir köşeyi yapayım. Evet, biz muayenemiz olduk. Biz derken yani Aleyna oldu. Cildiye'ye gittim. Zaten bugün iki tane şeyimiz vardı, randevumuz vardı. Onu halletti. Şimdi de şeye gidiyoruz. Burada kampüste bir tane Gökkuşağı AVM var. Tıpın hemen karşısında oraya gidiyoruz. Fotokopi çıkartacak Aleyna. Bir daha tekrar Bosna'ya gitmeyelim diye, uğraşmayalım diye oraya gidiyoruz. Zaten bir saati var diğer randevusuyla arasında. Dilim dönmedi. Açız aç. Sonra da işte orada otururuz. Hem orada şeyler var, masalar var. Bir durum güncellemesi yapalım. Hastaneden çıktık. Aleyna'nın ultrason çekilmesi gerekiyormuş bacağından. Onun için gün verdiler ayın 19'una. Tekrar gideceğiz o zaman. Şimdi de Aliş. Ezane var mı da? Ezane işte Sarıyönü'den alsın. Yandaki. Burada ezane yok. Yok. Kampüste ezane yok. Aynen. Bir de Cildiye'ye gitti ya, oradan bir şeyler yazdım. Doktor. Aleyna fotokopi çektirdi. Burada bayağı sayfası 10 kuruşa falan denk geliyormuş. Çok ucuz. Bu nasıl olmaz? Evet. Bir de döner yaptırdık. Yengeme gideceğiz. Üçümüz de Alve'yi döner, en sevdiğimiz. Onu yaptırdık. Eve gidiyoruz, dolmuş evine gidiyoruz şu an. Çok çok ama oldu. Yalnız kampüsü aşırı özlemişim yani, üniversite ortamını. Herkes de derse koşturuyor falan. Bayağı güzel, sevdim yani. Biz öğle arasında çok kalmadık ama hava da yaz günü gibi.
önüne bak, çatladı. Hayır, şurada birileri bir şeyler almış, böyle çimlerde oturup iyi içiyorlar, onu gördüm ben. Çimdeysin. Çimde işte, neyse, orman. Sap mı? Sap. Eve gidiyoruz şimdi de. Çünkü burada eczane yok. Çekmedi babası. Kızını göstereyim. Bekliyoruz burada.